seçimden sonra bir şey nasıl AKP'nin istediği bir şey yapıyor demiyorum. AKP ile bu yargıyla arasındaki kriz konularından bir tanesiydi olacak kılavuz meselesi. Yani Devlet Bahçeli tamam veriyorum diyeceği ve sonrasında kendi kavgasına girişeceği bir hikaye hazırlanıyor. Bir şey daha, belki İbrahim Uslu'ya bunu sorabilirim. İbrahim Bey, şimdi Adalet ve Kalkınma Partilerle konuştuğumuzda Cumhurbaşkanlığı seçimini biz kazanacağız diyorlar. Herkes kazanır ama herkesin kabul ettiği bir şey var. MHP'nin parlamentoda, mecliste kafa kafaya, yani bıçak sırtı oldu. Aşağı yukarı bu da gerçekçi bir senaryo gerçekten. Şimdi MHP'nin ayrı liste vermesi burada herkesin, hatta MHP ve AKP'nin de kabul edeceği gibi AKP'ye büyük bir dezavantaj sağlayacak Cumhur İttifakı'na. 300'ün altına indirecek çok yüksek ihtimalle. Bu kaçınılmaz bir şekilde AKP'nin seçimi kazansa da kazanmasa da önümüzdeki dönem yeni bir ittifak kurma, parlamentodaki partilerden birileriyle yeni görüşmeler yapma, yeni siyaset arayışlarına gebe olması anlamına gelmeyecek mi? Bu açıdan önümüzdeki döneme böyle bakıldığında siz kimleri aday görüyorsunuz, yani AKP'nin bu tür bir açılımı yapma ihtimali? Çünkü her muhalefetle iktidarda 300'ün üstünde bir milletvekili sayısına sahip olmaya çalışacak. Sizce AKP kimle görüşebilir? Ben orada çok seçici davranabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir taraftan ittifak içi dengeler olacak. Yani MHP'nin istemediği birileriyle görüşme şansı olmayacak diyelim ki. Bu anlamda HDP ile mesela görüşebilir mi? Fakat ben kalıcı ve sürekli bir partnerlik kurmak yerine kanun bazlı ya da konu bazlı uzlaşılar aramak zorunda kalacağımı düşünüyorum. Yani şu an parlamentoya girmesi muhtemel, büyük bir grup kurması muhtemel seçeneklere baktığınızda AK Parti'nin tabii kaç milletvekiline ihtiyaç duyacak kanun çıkarmak için falan, o da önemli. Tabii bütün bunları Erdoğan'ın yeniden kazanması senaryosu altında konuşuyoruz. Erdoğan kaybettiğinde AK Parti'nin artık parlamentoda birilerinin işbirliğine ihtiyacı kalmayacak. Muhalefet grubu olarak işine bakacak. Ama Erdoğan kazanırsa parlamentodan kanun geçirmesi gerekecek. O zaman kendi milletvekili sayısı 300'ü bulmadığında ne kadar eksiği kalacak? Birinci soru bu. Yani sadece 10 eksiği mi kalacak yoksa 60 eksiği mi kalacak? Bunu şu andan tahmin edemiyoruz. Dedim ya, en azından ben tahmin etmemeyi tercih ediyorum. Bir hafta 10 gün sonra bunu rahatlıkla daha doğru tahmin edebilecek duruma geleceğiz çünkü. Bugün başlayan çalışmalar bitince. O yüzden aynı şey Millet İttifakı için de geçerli ayrıca bu söylediğim şey. Yani Sayın Kılıçdaroğlu yarışı kazanıp parlamentoda 300'ü bulamama senaryosu matematiksel olarak var. O zaman da bu sefer Millet İttifakı konu bazlı olarak geri kalan diğer partilerle temaslar kurmak zorunda kalacak. Ya buradan iki şey çıkar. Bir, devlet krizi çıkar. Yürütme ile yasama arasında büyük gerilimler yaşanır. İki, güzel bir uzlaşı kültürü çıkar. Fransa'daki kohabitasyon evresi gibi birbirlerine çok dokunmazlar. Ulusal meselelerde uzlaşırlar ama onun dışında da fantezi aramazlar. Hangisinin olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi Edgar, tip değerli listesini çıkardı. HDP, işte Yeşil Sol Parti. Şimdi Yeşil Sol Parti tip, yani tartışmalı konuları çok, yani ana başlıklarıyla sorayım. Millet İttifakı'nın listesine baktığımız zaman, bu işte biraz önce Mehmet Ali Kulat'ın söylediği önemli bir cümle vardı. Dedi ki ya hala insanlar ittifak meselesine alışamadıkları için devanın adayını CHP'nin adayı zannediyorlar. Ya da belki de Mehmet Ali Kulat mı söyledi, İbrahim Bey mi söyledi? İbrahim Bey söyledi, özür dilerim. İşte 7 ceddi asla 6 oka oy vermemiş. Şimdi gidip nasıl gönlüme nasıl taş basacağım da ben vereceğim. Dolayısıyla bu kafa karışıklıkları var. Bu tarafta da var, yani HDP ve tip cephesinde de var. Muhalefete baktığınız zaman yine de önümüzdeki süreçteki dengeleri nasıl görüyorsunuz? Yani şunu sorayım kabaca. Ben seyirci gözüyle sorayım. Cumhur ve MHP ittifakının mı parlamento çoğunluğuna daha yakın olduğunu hissediyorsunuz? Yoksa buraya baktığınız zaman bu çıkan listelerle mi Millet İttifakı'nın daha yakın olduğunu hissediyorsunuz? Siz, yani İbrahim Bey de Mehmet Ali Kulat da dedi ki önümüzdeki süreç bunu belirleyecek. Hani oraya geleceğim, onu Emin sormuştu, belki detayı konuşuruz ama nasıl görüyorsunuz?
İnsanlar çünkü kafası biraz daha hani net değil şu sırada. Şimdi şöyle bir şey var. Seçmeni, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri daha kolay anlaşılması. Çünkü seçmenin bir çoğunluğu var. Şu anki iktidara karşı bir çoğunluk aslında seçmenin içinde oluşmuş durumda. Bu sandığa nasıl yansıyacak göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecek mi, diğer adaylar ne yapacak vesaire bunu göreceğiz. Şimdi milletvekilliğinde yani parlamentoda işler daha karışık. Muhalefet kanadında bir çoğunluğun oluşmuş olması muhalefeti temsil eden partilerin mecliste çoğunluğu alması anlamına kesinlikle gelmiyor. Bu daha zor bir şey çünkü. Biraz önce bahsettiğimiz sebeplerden ötürü. Bence isimlerden ya da listelerin dünkü çıkma şeklinden ziyade nasıl girdikleri burada önemliydi. Mesela AK Parti ve MHP'nin ayrı girmiş olması kendileri için, yani Cumhur İttifakı için, onu söyleyelim. Cumhur İttifakı için, çünkü bunun yarattığı zarar çoğu yerde AK Parti'ye olacak. Yani MHP zaten kendi milletvekili, şöyle yani MHP'nin kendi milletvekili sayısına bakalım. AK Parti daha çok kaybedecek beraber girmediği için belki de. Yani bunu bir not etmek lazım. Ama Cumhur İttifakı olarak zarara uğrayacaklar. Dolayısıyla bu bana isimlerden daha önemli geliyor. Yani beraber girmemiş olmaları. Öte yandan aynı şey TİP ve HDP için de bence geçerliydi. Beraber girmeleri daha doğru olurdu, daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani bunu tekrar söyleyelim. İlla da HDP listelerinden tamamen TİP'in kendisini HDP ya da Yeşil Sol içinde eritmesi gerekirdi demiyorum. Başka bir çözüm bulunurdu. Bazı yerlerde TİP'in ortak listesi olurdu. TİP'in altında HDP'liler girerdi. Tıpkı İYİ Parti CHP'nin yaptığı gibi bazı yerlerde de Yeşil Sol'dan yaparlardı. Ve büyük bir Voltran oluşabilirdi orada diye düşünüyorum. Şimdi bazı yerlerde milletvekillikleri tehlikeye girdi yani ister istemez. Ben Millet İttifakı için şöyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesiyle beraber artık bir yapıyla seçime gidiyor. Biz altılı masa fikrinin Kemal Kılıçdaroğlu adaylığında cisimleştiğini gördük. Bunu iyi anlatması lazım. Yani sadece Erdoğan karşıtı kitlenin seçmen içinde çoğunluk olması Kemal Kılıçdaroğlu'na kazandırmaya yetmeyebilir. İlk turda özellikle. Özellikle ilk turda. Bunun için neden bunun doğru bir şey olduğunu anlatmaları lazım. Şimdi bu listeler de aynı şey. Yani DEVA'nın, Gelecek Partisi'nin CHP listelerinden girmesi bu altılı masa yapısını seçmene Cumhur İttifakı'nın karşısına bir alternatif olarak koyması sonucunda oldu. Bunu biz biraz görmemiz lazım. Bakın şu an Ramazan ayı. Böyle gümbür gümbür bir kampanya görmüyoruz Millet İttifakı'nda. Artık listeler de bitti. Bayram da artık bir 10 gün, bir hafta sonra bayram var. Bayramdan sonra o bir ay çok önemli. Yani biz o altılı masanın liderlerini böyle gümbür gümbür görecek miyiz? Yani ben mesela Ali Babacan, Davutoğlu, yani Kılıçdaroğlu için ve kendi partileri için ve CHP listeleri için nasıl oy isteyecekler? Onu nasıl anlatacaklar? Bence o önemli olacak burada. Ya bunun iyi anlatılması lazım. Mesela Sadullah Ergin'in yaptığı açıklama. Onu birazdan konuşacağız. Şimdi o ben DEVA'nın adayıyım demek şey değil ki. Yani seçmene verilecek duyguyu vermiyor ki. Orada o ittifak, biz yeni Türkiye'yi hedefliyoruz, beraber kuracağız vesaire. Bunu anlatmaları lazım, anlatabildim mi? Herkes kişisel olarak kendi, mesela DEVA ve Gelecek başka türlü bir şey yapıyor, savunma yapıyor. CHP onları gösterdiği için başka türlü bir savunma yapıyor. Muharrem İnce ve işte şey Ümit Özdağ kullanıyor değil mi dünden beri? Karşılaştırma yapıyor. Bu herkesin kendini savunması, o Voltron'u oluşturan şey değil ki. Yani biz bunu görmemiz lazım. Bence bu etkili olacak. Yoksa bazı yerlerde evet, hani dünden beri yorum yapılıyor. Bazı yerlerde İYİ Parti'ye yarayabilir bu, bazı yerlerde TİP'e yarayabilir. Bilmiyorum yani önemli olan bu duygunun verilmesi. Ben kampanyanın burada önemli olduğunu düşünüyorum ve son bir ay. Emin, sen demin kampanya soruyordun Mehmet Ali Bey'e ve İbrahim Uslu'ya. Benim iki noktaya yanıt arıyorum. Daha doğrusu iki noktayı konuşmak istiyorum. Birincisi kampanya gerçekten Ramazan nedeniyle mi böyle? Yani eskiden seçime bu kadar az süre kalınca biz daha hararetli bir ortam görürdük. Bu sefer acaba biz mi görmüyoruz?
hararetli ama biz mi algılamıyoruz yoksa Ramazan yüzünden mi? İkinci önemlisi de sanki Ekrem İmamoğlu'nu bir adaymış gibi güçlü bir şekilde Millet İttifakı'nın kampanyasının taşıyıcı gücü olarak görüyoruz kampanyada. Kemal Bey'i bile o kadar görmüyoruz kampanyada ve iyi kalabalıkları da çekiyor. Gerçekten çok ciddi kalabalık çekiyor meydanlara ve onlara çok da güzel bir şekilde etkiliyor gibi görünüyor bakıldığında. Bunu da biraz bize yorumlar mısınız? Mehmet Ali Bey ve İbrahim Bey.